Barış yürüyüşünün 7. haftasında İsrail askerlerinin Gazze şeridindeki Filistinlere orantısız güç kullanımı devam etti. İsrailli askerler sabah erken saatlerde Gazze'nin batısında toplanan binlerce göstericiye sınırın diğer tarafından göz yaşartıcı gaz fırlattı. Bunun üzerine göstericiler İsrail askerlerinin görüşünü engellemek amacıyla lastik yaktı. İsrail sınırlarını korumaya hakkı olduğunu savunarak Hamas'ı protestoları sınırlara saldırmak için bir bahane olarak kullanmakla suçluyor. İnsan hakları savunucuları ise silahsız protestoculara ölümcül silahlarla karşılık vermenin yasa dışı olduğunu belirtiyor. Büyük dönüş yürüyüşü, İsrail'in Filistin'i işgal yıl dönümü ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı tarih olan 15 Mayıs'a kadar devam edecek.